İyi günler çok değerli basın arkadaşlarım. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkürler. Daha önceki yapmış olduğumuz konuşmanın bu ikincisini. Öncelikle birlikte bütün Zeytinlik Mahallesi sakinlerine, vatandaşlarına ve seçime katılan bütün herkese başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Şimdi bugünkü konumuz, bugün biliyorsun, Türkiye'de en fazla sıkıntılı olan istihdam konusu değil mi? Onun için dedik ki biz muhtar olarak, muhtarlar olarak buna bir el atsak. Bunun üzerinde yine çok şok bir istihdam olayımız var. Nedir bu istihdam olayı? Önce konuyu özetle geçelim. Özellikle gençlere sesleniyorum. Gençler, siz bizim geleceğimizsiniz. Bakın tekrar diyorum. Bu sizin kaderiniz değil. Normal şekilde bir şeyler üretmek, bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Sizin sıkıntılarınızı anlıyorum. Ailenizin sıkıntılarını anlıyorum. Çevredeki sıkıntıları anlıyorum. Onun için olmazsa olmaz, özellikle birlikte projelerimin %60-%65'i gençlere olacak. Tekrar diyorum. Ve gençlere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gençler, şu anda bu medyayı, bu telefonu, bu siteleri en iyi kullanan sizlersiniz. Bunu sadece ve sadece seyretmek için değil. Bakın bu bizim geleceğimiz için bu projeyi açıklayacağım. Bunu siz sadece siz seyretmeyin. Ailenize, annenize, babanıza, yakın çevrenize, hatta ve hatta ilk adımın dışında, hatta ve hatta şehir dışındaki olan arkadaşlarınıza lütfen gönderin, ulaşın. Bakın tekrar diyorum. Bu tamamıyla birlikte medyada görünmek değil. Tekrar diyorum. Benim davam gençlerle. Özellikle birlikte projelerimin en yoğunluğunu gençlere yapacağım. Çünkü neden? Sabah kalktıkları zaman bir boşlukta hissediyorlar kendilerini. Bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bu sefer normal şekilde canları sıkıldığı zaman ailesinin morali bozuluyor. Babasının morali bozuluyor. Herkesin morali bozuluyor. Diyoruz ki gelin bu gençlere sahip çıkalım. Sahip çıkalım derken yani bir yere toplayıp da sen bunu oku, sen evet. Bunu da diyoruz. Tamam güzel ama önce istihdam olayı. Bunun başka alternatifi yok. Şimdi gençler için normal şekilde iyi bir istihdam olayım var. Bakın, Zeytinlik Mahallesi bugün seçmen sayısı olarak 9000'e yanaştı değil mi? Bu 9000'in içerisinde yaklaşık herhalde bir 500-600 kişi genç var mıdır? Evet. Vardır. Bunların içerisinde aile durumları iyi olanlar var. Kendilerini normal şekilde bir şekilde geçirtiyorlar. Ama aile durumları iyi olmayan kişiler, bunlar ne yapıyor? Bunlar nereye gidiyor? Bunlar hangi boşluğun içerisine düşüyor? Onun için diyorum ki, gençler tekrar diyorum, lütfen, bakın tekrar, özellikle birlikte diyorum, şu konuşmaları arkadaşlarınıza, ailenize muhakkak izletin. Beni seçin demiyorum, diyorum ki, güven vermiyorsan bırakın. Vermeyin ama, ya 7 tane biz adayız. 7, ben şundan, sayın vatandaşlardan şunu istiyorum. 7 tane seçim zamanı arkadaşların vermiş olduğu bu tanıtım pusulalarını atmayın. Koyun bir kenara, ailenizi toplayın. Bunların içerisinden araştırın, bakın, inceleyin. Hangisi size iyi hizmet projeleri varsa, güven veriyorsa, evet onda karar kılın. Açık konuşuyorum. Ya normal şekilde yine diyorum onlara başarılar diliyorum. Şimdi bakın. Ne diyoruz? Bir tane proje dedik. Bu projenin ismi nedir? İlk adım mahallesi bölgesel tarım istihdam projesi. Bakın istihdam projesi. Bunun içerisinde kaç kişi çalışacak biliyor musun? 300 kişi. 300 kişi diyorum.
Bunun içerisinde ne var? Tarıma elverişli araziler var. En az 500 dönümden aşağı 10 mizan. Lojistik serbest bölge. Sera tesisleri. Çevresi tel örgülü. Güvenlik, sağlık görevlisi. Kamera sistemi. Yağmur suyu depolama. Hizmet ofisleri. İşçi servis aracı. Gıda mühendisi. Depolar, çavuşlar, hizmet araç gelişleri. Tesisli iletişim sistemleri. Biz ne dedik? Yerli kullanalım değil mi? Evet doğrudur. Temiz, hijyenik. Vatandaşımız normal şekilde. Bir de buranın bir özelliği var. Bakın tekrar diyorum. Buranın özelliği. Zeytinlik Mahallesi tarıma elverişli kesimle birlikte. Halk olarak. Çünkü neden? Tamamıyla birlikte köy kısmından gelmişler. Yani bu projeyi bugün bir 56'larda çiftlikte hayır uygulayamaz. Çünkü yöresel bir proje yani. Oraya ayrı bir projeler var. Oraya da ayrı bir proje çıkardı. Biz sadece Zeytinlik Mahallesi için demiyorum. Diyorum ki Samsun'un genelinde, Türkiye'nin genelinde bu projeleri hayata geçirelim. Bu projelere ihtiyaç var. Bakın şimdi diyecekler ki ya muhtarlık diyecekler normal şekilde nasıl bu projeyi hayata geçirecek? İşte orada. Diyoruz ki projeyi yetkili kurum kuruluşlarla birlikte paylaşırsam ve alt yapısını güzel hazırlayıp da sunarsan evet bu konu içerisinde olmazsa olmaz düşünmüş olduğumuz projenin en önemli can maddesinin can olayını götürüp o kişiyle birlikte paylaşmaktır. Muhtarın bütçesi yoktur. Ama projesi de yok anlamına gelmez. Diyoruz ki bu projeyi yapacağız. İki, geçen de biz bir şeyden bahsettik. Bu esnaflara değil mi? Katkı kart dedik. Bakın, onun üzerine de esnaflarla birlikte görüşeceğim. Şu anda sadece üstü açık olarak bir şey yapayım, geçeyim. O arkadaşlarla birlikte esnafları çağıracağız. Bunlarla birlikte bu projeyi yerine getirmeye çalışacağız. Bizim maksadımız, gayemiz diyoruz ki her şey diyoruz halkımız için, gençlerimiz için, bunun için diyoruz. Şimdi şöyle bir şey. Bugün biliyorsunuz marketler var değil mi? Çoğunluğumuz markete gidiyor. Peki bu markete gittiği zaman ne gibi avantaj var bizim bakkallarla? Genişliği diyelim. Doğru mudur? Peki normal şekilde sabahın erkenden bakın bölgesel olarak diyorum. İşte bir marketi işleten Hakan Bey var. Hakan Bey'e sabahleyin gitmeden önce telefon atıyorum. Diyorum Hakan Bey ben diyorum gidiyorum işe. Yengem veyahut da çocuk gelecek buraya. Ben parayı bırakmayı unutmuşum. Sen onlara ben akşam geldiğimde veririm. Bakın sosyal bu. Sosyal bir yardım bu. Yardımdan ziyade yani destek. Onu görüyor. Marketlerden öyle bir şey yapabilir misin? İki. Geliyorsun Hakan Bey'e veya Ali Bey'e veyahut da Ahmet Bey'e. Arıyorsun. Yazıyor deftere. Tam toplam geldiği zaman vatandaş ayrılma alıyor. Geliyor. Bizim hesap kaç lira diyor. Hesap ediyor. Diyor Hasan Bey senin hesabın diyor 17 lira 50 kuruş. Hasan Bey çıkarıyor 15 lirayı veriyor. Bakın iyi dinleyin 15 lirayı veriyor. Tamam mı? Allah bin bereket versin. Sen bunu büyük şeylerde yapabiliyor musun? Ne oluyor? Kimin karı var? Bir de bölgeden. Bölgeden giden para. Bölgeden giden katkı. Onun için dedik ki dur. Biz ne yapalım? Bu esnaflara yönelik nokta kart sistemini getireceğiz. Bu nokta kart sistemi değişik bir sistem. Önce toplantılar yapacağız. Toplantıların içerisinde artıları, eksileri neler var, ne getirir, ne götürür. Karara bağlayıp önce fikir alacağız. Araştıracağız. Ondan sonra götürüp yetkili kurumlarla birlikte paylaşacağız. Bunu da hayata geçirmeye çalışacağız. Projelerimizden bir tanesi olan, bu çok önemli. Çok yani o oldukça önemli. Ne diyoruz? Evet, sesli sistem.
Nedir bu sesli sistem? Amaçları nelerdir? Nerelerde kullanılır? Ne şekilde yararları var? Bakın, Zeytinlik Mahallesi'nin belli yerlerine, daha önceden Büyükşehir yapmıştı bunu. Ha? Belli yerlerine hoparlörler koydu. Bu hoparlörleri belli üç yere koyacağız. Vatandaşları bilgilendireceğiz. Neyi bilgilendireceğiz? Kış aylarında biliyorsun. Bu zehirlenmeler oluyor değil mi? Soba zehirlenmeleri oluyor. Evet, hava durumunu alıp, hava durumunda herhangi bir şekilde işte o gün Lodos'tan veyahut herhangi bir ters esen rüzgarlar varsa vatandaşı bilgilendireceğiz Sayın Zeytinlik Mahallesi sakinleri. Bu gece lütfen sobalarınıza kömür atmayın. Bu bir. İkinci, kış aylarında biliyorsunuz su saatlerinin patlama olayı var. Vatandaş yani o an için aklına aslında ki vardır gündüzden başka bir sebepten dolayı gelmiyor. Biz hatırlatalım. Sayın Zeytinlik Mahalle sakinleri, hava almış olduğumuz raporlara göre bu gece sıfırın altında kaç derece soğuk olacak? Lütfen saatlerinizi sarınız. Önlemini alınız. Üç, bu sefer aşağıdan birisi geliyor. Bir vatandaşı arıyor. Misafir. Muhtarlığın burada olduğunu biliyor. Telefonunu bilmiyor. Biz de ne yapıyoruz? Butonu kaldırarak da sesli sistemle birlikte bu vatandaşa ses sistemiyle birlikte haber vermeye çalışıyoruz. Bakın bunun yanı sıra en önemli kan değil mi? Kan lazım oluyor. Sadece yani normal şekilde bir caminin normal şekilde hoparlörü kaç yani metrekareye şey yapıyor, ses verebilir. Ama bununla birlikte açtığımızda aşağıda Sait Bey, yukarıda Anadolu Mahallesi, yukarıda hastane başı, daha öbür tarafta da Kadıköy sesleri rahatlıkla duyabilir. Ya bunlar hep halkın için. Halk yararına. Başka bir şey istediğimiz yok. Biz diyoruz ki önceleriyle birlikte projelerimizi hazırlayalım. Biz buraya makam için gelmek istemiyorum. Açık konuşuyorum. Ben diyorum ki kardeşim, bir sefere mahsus bana bir imkan verin. Görün bakın neler oluyor. Hepsini yaparım demiyorum. Kanunlar doğrultusunda, destekler doğrultusunda yaptıracağım. Yapacağız. Niye? Evet, bunlar sosyal sorunlar. Başka bir şey değil ki. Herhangi bir şekilde getirin de şuradan katkı verin, yardım verin. Böyle bir şey asla keda olamaz. Onun için diyoruz ki Zeytinlik Mahallesi sakinlerine hepsine saygılarımı sunuyorum. Önce diyorum Zeytinlik Mahallesi diyorum. Gelin bu projelere destek verin. Zeytinlik Mahallemiz kalkınsın ve özellikle birlikte şunu söylüyorum. Bakın, burada herhangi bir ticari akış yok. Ticari akışın olduğu bir yerde lokanta olur. Esnaf kahvesi olur. Var mı? Yok. O zaman ne diyoruz? Benim idealim en azından Fatih Sultan Mehmet Caddesi gibi işlek yere getirmek. Daha sonra çiftlik. Çiftliğin o akışını, ticari akışını buraya sağlattırmak. Bunlar da projeler ne oluyor? Param vardı demiyorum ki ben buraya yatırım yapayım. Değil. Daha ilerleyen zamanlarda çok projeler var. Bunları açıklayacağım. Onun için bütün Zeytinlik Mahallesi sakinlerine saygılarımı sunuyorum. Diyorum ki özellikle tekrar gençlere söylüyorum. Gençler bizim umudumuzsunuz. Yalnız şu konuşmaları lütfen evinizde, ailenize, arkadaşınıza, dışarıya muhakkak iletin. Ve muhtar adaylarının vermiş olduğu tanıdığı bu el broşürlerini atmayın. En son güne kadar getirin, önünüze koyun, değerlendirmenizi yapın. Hangisine karar verdiyseniz özgür iradenizle birlikte götürün, oyunuzu verin. Hadi diyoruz Zeytinlik, değişim zamanı. Hadi diyoruz projeleri ilerleyen zamanda hayata geçirme zamanı. Hayır diyoruz Zeytinlik, Hasan Keleş'e oy verme zamanı. Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.